Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Solberg Okulu'nda elflerle kapışıyorduk. Kapışmamız gerekiyordu daha doğrusu. Arkadan sızmamız gerekiyor. Elfler şu an okulu ele geçirmiş vaziyette. Buradaki elfler niye ölmüş ki? Hemen iyileştirdim seni. Budders'ta. Evet. Şimdi buraya girdik. Kyle. Kusura bakma Kyle, seninle savaşmayacağım. Seninle bir olmayacağım. Bir işe yaramıyor. Aa, böyleymiş. Ve bir çıp Pokemon çıktı. Evet. Burada daha fazla bir şey göremiyorum. Şöyle bir vuralım. Bir şeyler oluyor. Bu arada şurayı biraz araştırsaydım. Sanırım Dragon Shot'ta bunları da atabilirim. Yok, hariç bir işe yaramadı. Buraya girelim. Bir şeye ihtiyacımız yok. Ah. Basketbol topu ele geçirdik. Sanırım burada yine başka bir şey yok. Burada. Nereye gideceğiz ki? Aynen buraya gideceğiz. Ondan önce neyse, savaşalım şerflerle. Fazla uzun sürmez muhtemelen. Biraz az hasar verdi ama. Şimdi Budders'ın Profesör Kahn skillini merak ediyorum. Evet, Profesör Kahn. Bayağı sağlam skinmiş yalnız. Öldü. Sadece bu kaldı. Peki şöyle yapalım. Kaçırdım ama pek de önemli değil. Hemen 342 vurdu. Buradaki her şeyi bir toplayalım. Şurada bir şeyler var. Aa. Demek ki her gördüğümüz şeye ateş etmememiz gerekiyor. Şuraya girdik. Sonra böyle. Buradan ne yapacağız ki? Ha, böyle gitmemiz gerekiyormuş. Buradan da bir şey yapamıyoruz işin aslında. Gördüm.
buradan aşağı inmeyi nasıl başaracağız peki? Şu an bir şey göremiyorum etrafta kullanabileceğim. Burada Kenny'yi kullanabilir miyiz acaba? Şöyle gelelim. Yok hayır, Kenny'yi burada da kullanamıyoruz. O zaman ne yapacağız ki? Gözümün önündeki şeyi görmüyorum resmen. Her neyse, sonunda doğru şeyi gördüm. Gidelim. Okulda savaş tuşumuz ile devam ediyor. Buradan geçemiyoruz. Şu vantajları bizi biraz bozuyor. Başka bir şey yapmamız gerek. Ha gördüm. Şimdi osurumuzun gücüyle Kyle's. Ah. Sen de konuşacak. Kart mı orada da? Ondan önce bir şurayı biraz araştırayım. Ah neyse inelim. Kart mı? İlginç bir şeyler olacak. Muhtemelen zombilerle ilgili bir şey ve hatta şu hareketlere bakarsak bir nazi zombi daha. Evet, bir nazi zombi daha geldi. Oh, de Kenny'nin skill ile beraber bunları iyi hasar veririz diye umut ediyorum. Çok da güçlü vurdu be. Şu yeni skillimizi kullanalım. Aha. Bu arada skill'i kaçırdım ama. Ve onları kızdırdık. Hemen Kenny'nin şu skill'ini kullanalım. Birden fazla kişiye hasar veremiyoruz. Bari en güçlü hasar verelim. Sanırım hepsini bastım.
Ve 470 vurdu. Güzel. Hiç çok da iyidir. Bir armor daha gitti. Güzel. Şu zombinin de saldırısını savunabilirsem. Hiç çoktan savunduk. Şöyle. Zorlu rakipler bunlar. Bu arada Ken'in yerine Badırs'ı almam şu an mantıklı olabilir. Bir can potion'u kullanalım şurada da. Kullanabileceğim düzgün bir skill de yok bunlar için. Her şeye karşılar rezistansları var resmen. Neyse buna saldıralım. Bir damage vuruyoruz şaka gibi ya. En azından bleeding'i 5 hit oldu. Bir şeyler kullanıp bari öyle gideyim. Vardırdan. Herhangi bir bonusları da yok ki. Speed potion. Sonrasında var Kenny'yi değiştirdim ki. En azından bir işe yarasın. Bir hamlemiz boşa gitmesin. Evet. Bloke ettim ama ikinci bloke edemedim. Bayağı sağlam vurdu. Evet, bir nozi öldü. Şimdi Profesör Kovs skinini kullanarak hatta bir defa daha saldırabiliyorum. Hemen şuna bir daha saldıralım. Evet, şimdi Profesör Kovs skinini kullanma vakti. Önce bir healleyelim kendimize. Canımız fullensin. Şimdi Profesör Kovs skinini sıra. Bakalım bu sefer çark nerede duracak. Yine aynı yerde durmayı başardım. Bir tane nazi zombisi kaldı. Onu da öldürmek hiç de zor olmayacak. Ve 3 nazi de öldü. Holy of Smeeding. Yeni bir eşya kazandık. Bu arada nazik kostümlerimiz olsaydı da ilginç olabilirdi. Ama sanırım yok. Şurada da bir çanta var. Dikkatimi çekti şimdi. Ama niye oraya gidemiyoruz ki? Sanırım atılabilecek bir çanta değil. Bir yerlerde daha zombiler var. Neler oluyor acaba? Şurada bir kutu var. Neyse Badır çıkmışsa şuradan. Buraya geldik, buraya indik. Şuraya atış edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz. Sonrasında da mükemmel gücümüzü kullanalım şurada. Yanlış yaptık. Hayır bu değil. Şu. Ama hiçbir işe yaramadı. Şimdi ne yapacağız? Yine gözümden kaçan çok basit bir şey olduğunu düşünüyorum. Hiç atış edemiyoruz. Gerçi oradaki su durdu. Buradan geçebiliriz. Ondan önce
önce sanırım burada Kenny'yi kullanmamız gerekiyor. Yani hemen Kenny alalım yanımızda. Kenny'nin çekici yeteneklerini kullanarak yanımıza çekelim şu elemanı. Evet. Prenses Kenny, evet. Bunu yaptıktan sonra şuradan dolaşabiliriz. Evet, elektriği de kestik. Şurada bir tane daha Nazi zombi var. Nazi Ginger zombi artık. Bununla fazla uğraşmak istemiyorum ama. Şurada bir çıkış var. Orası neresiymiş? Her neyse, gerekirse geri döneriz. Bir geri dönelim. Sanırım burası gideceğimiz nokta ama şuradan da bir şey çıkabilir diyor mod ediyorum. O yüzden buraya bir girmek istiyorum. Bir kutu var. İçinden pek de değerli bir şey çıkmadı. Evet, görevimiz aslında burasıymış. Burada da bir şeyler oldu. Şu an. Bu nedir arkadaş ya? Mutant. Bir bu eksikti yani. Ve 4K canı var. Bunu indirmek bayağı zor olacak. Bir önce şunun atak gücünü düşürelim. Evet, şimdi saldırı yapalım. Kenny'nin. Bakalım bu sefer başarabileceğim mi tuşları doğru basmayı. İlkine bastım. İkinciye de bastım. Üçüncüye de bastım ve 500 demek. 594 gayet iyi. Şimdi o saldıracak. Ne oldu bilmiyorum ama bayağı can gitti yani. Şunları bitirelim. Yavaş yavaş işe yaramamaya başlıyor çünkü. Bayağı zorlu bir savaş olacak. Cidden. Bir işimize yarayacak. Ne kullanabiliriz burada? Strange Potion. Kullanalım. Bu bufflar işimize yarayacak kesinlikle. Yok, bu hiçbir işimize yaramaz. Mecbur oklayacağız. Yani çoktan iyi vurdu. Kenny baya baya zarar gördü bu arada. Skillerimiz buna karşı işlev görüyor mu acaba? Kullanalım, deneyelim bakalım. Oo, bayağı iyi vurdu. 5x bleeding başladı. Şu an Kenny'yi Butters'a değiştirmek mantıklı olur. Evet, atak gücünü falan arttırdı. Yine aynı skill'le değil de okla buna zarar verebiliyor muyum? Herhangi bir direnci var mı? Varmış. O zaman şu yeni açılan skill'imizle hiçbir işe yaramayacak ama şöyle bir taş tutmak, aslında direnci var. Hepsine şu an direnci var. O yüzden direkt girelim. Bir Profesör Kaos skill'iyle iyi hasar veririz bu yaratığa. Ama Profesör Kalskin'i de kullanmadan önce onun direncini düşürecek bir şeyimiz var mı elimizde? Sanırım yok. Aa, bir dakika, debuff edebiliriz ona. Su balonu atarak tüm bufflarını sildik. Pozitif olanlar onun açısından. Şimdi Profesör Kalskin ile bir zarar verelim. (Gülüyor)
sefer yeni bir skill. Hammer of Chaos. Of. Az vurdu be. Yo, iyi vurmuş. Ve öldü. Hiçbir şey de çıkmadı yani içinden. Aa, bu arada bizim çocukların isimleri burada. Burada herhangi bir şey var mı başka? Artık yanılmıyorsam yok. Bir yerlerde çöp Pokemon alabileceğini hissediyorum ama. Yok galiba. Her neyse çıkalım git. Aa, yarış savaşmak istemiyorum bununla. Evet, şunun yanından kaçıp gitmemiz iyi oldu. Boşuna vakit kaybı şu an. Müdürün ofisi, yine gidemedik oraya da. Evet, bakalım. Maceramız devam ediyor. Aa, Stan burada. Oha. Evet, ne yapacağımı gördüm şu an. Ama ışınlandık, evet. Burada bir tane Sam Phillips çantası var, hemen alalım. Buraya girebiliyor muyuz? Hayır. Buraya da giremiyoruz, dur. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Aslında şöyle bir şey olabilir mi? Evet, muhtemelen. Aynen öyle. Ateşi kullanarak osurumuzun da yardımıyla o kutuyu, o duvarı yıktık. Hemen şuna bir okla saldıralım. İki tane debuff birden yedi. Sonra da Profesör Chaos skillini kullanmadan bir karakterimizin canını arttıralım. Şimdi Profesör Chaos skilli hepsini birden vuracak. Bu seferki ne olacak acaba? Evet, birbirimize shield verdi. Artı 9. Aslında güzel bir şey ama şu anki rakiplerimiz de çok güçlü olmadığı için pek bir önemi yok. Şu salak moda geçti bir de şimdi. Annesi 20 canı kaldı, o kendi kendine ölecektir. Yok, şuna şöyle bir... Ya da... Dortix Bleeding başladı. Şimdi bir de... Okla saldırdım mı? İki tane debuff alır. Bu debuffların etkisiyle de ve erken davrandığım için yanlışlıkla, ki ayrıca okla saldırmaya hata etmişim. Her neyse, bu turda herhalde ölecek. Sırada Stan var sanırım. Üst tarafta, onunla savaşacak mıyız? Hayır, Stan kaçtı. Ve Cartman geldi.
Evet, şu an patlattık. Craig kapıyı açıyor, hırsızımız. Sınıfların olduğu odaya girdik sanırsam. Ama emin değilim. Evet. Stan'la dövüşeceğiz. iki debuff yedi ama hiçbir önemi olmadı. Profesör Kalski yapalım. Kime ne olacak? İlginç bir şey oldu. Advocate atıyor resmen. Chaos Blast. Oha. Aa. Çok büyük hata yaptım. Bir heal diyelim. Köpekten mi kurtulalım arada? Bayağı da atak gücü arttı ama defans gücü düştü. Debuffların da etkisinde. Oha, çok sağlam bir skillmiş ya. Butters'ın ağzına sıçtı adeta. Neyse, bir hileyelim Butters'ı. Şimdi sağlam bir vuruş yapabilirsek Butters'la. 213 vurduk. Oha. Damage. Bir healing touch yapalım. Muhtemelen 200 civarı bir damage vuracağız. Ama Grasshopper'ın etkisinde mi? Her neyse, artık önemli değil. Her harekarda bu tür dövdür. Evet, Stan düştü. Ve Stan öldü. Tüm her şeyini alalım. Gayet güçlü bir silah elde ettik gibime geliyor. Artık çantamız da doldu. Buraya giremiyoruz. Daha önce buraya atış ettiğimizde telefon çalıyordu. Artık çalmıyor. Burada bir şey yok. Tui'yi kıstırmışlar burada. Yani kurtaralım Tui'yi. Zor bir savaş olmaz diye umut ediyorum. Şu prestere ben bir kurtulalım da. Profesör Kovac skillini yine. Kaos. Hepsini stunladılar. Şimdi şu zırhı olduğu için sağ kaldıralım buna. Pek bir hasar veremedik yine. Şimdi vurduk. Bu sefer indiririz muhtemelen bile.
55 tane kaldı. Butters'ın saldırısıyla bu adamın işi biter. Şunu oklayalım bir. Hasar olarak az hasar vermiş olabilir belki ama iki tane debuff yedi ve önemli değil. Debufflar ona yeterince hasar verecektir. Öldü bile yani. Böylelikle Craig'i de kurtardık. Sanırım Craig'i iyileştirmemiz gerekiyor. Yok hayır. Fuck the apps. Çok güzel. Yeter artık Kyle, takmıyoruz seni. Cartoon ve krallığıyla savaşıyoruz. Cartoon ve krallığıyla beraber savaşıyoruz demek daha doğru. Hemen bir ability kullanalım. İkisine beraber vurabiliriz bununla. Arkadaki bir bleeding başladı. Bleeding. Bir Professor Chaos skill yeterli olacaktır muhtemelen. Eğer iyi bir şey çıkarsa içinden. Ne iş yarıyor? Evet, Aduket. Chaos Bot daha doğrusu. 90 canı kalıldı. Ama Bleeding etkisi de var. Hepsini de bloke ettik. Öldü bile. O da öldü. Hiç uğraşmadık. Ve Bill'le arkadaş olduk. Ve Foz'la da. Bakalım burada ne bulacağız. Mr. Garrison is gay. Mr. Garrison. Bir dakika, burada bir şey vardı. Ama sanırım bunu ele alamıyorduk. Yok, birkaç tane alabiliyormuşuz. Fifth grade. Bakalım burası da yanlış hatırlamasam. Aa! 33 arkadaşımız oldu ve yeni bir perk açıldı. Bu alanda çok Pokemon olabilir. Gözümü çarpmıyor şu anlık ama. Aynen, sanırım yok. Orada bir anaokulunun sınıfı da var. Oraya da bir girelim. Kralı bulduk. Hayır. Tabii ki de Kral'a saldıracağız. Cartman'ın tarafını almak daha mantıklı. Her ne kadar yalan söylüyor olsa da muhtemelen. Cartman'ı destekliyoruz ölümüne. İmmun et diyormuş. Bayağı bir, önemli bir... Ike geldi. Ama savunduğum için ona geri döndü. Ve yanmaya başladı. Çok güzel. Homan run yaptık. Evet, şimdi bir daha saldıralım. Baya baya yedik canını. Bleeding etkisi de var yine. Oha!
Kompresörle saldırıyor bize. Biz de onun sırrımıza karşılık veriyoruz. Yani çok güzel olmuş bu da. Kompresöre karşı usurumuz. Bakalım kim galip gelecek. Amma uzun mücadele oldu be. Direniyoruz adeta ama. Bit artık be. Yakında bırakacağım. Acaba karşı koyamıyor muyuz? Bu kadar direndikten sonra da vazgeçmek istemiyorum. Hala ne devam ediyor? Sanırım bunun sonu yok. Her boşun kullanıp bu durumdan kurtulduğu için uğraşmaya gerek yok. 2 saat. 900 canı var. Direkt olarak saldıralım. Her vuruşumuz 280 yiyor. 101 canı kaldı. Debuff etkisi de var. Uğraşmayacağım ya. Vursun önemli değil. Ve kayalı dendik. Ve kayalı ağlıyor. Clyde. Aha. Her şeyden attığımız Clyde sanırım Stick of Truth'u ele geçirmiş. Evet, ele geçirmiş. Kendi krallığını kurdu sanırım. Nazi zombilerin arkasında Clyde varmış. Evet, anlamaz Nazi zombisi oldu kedi. Arada babası çıkıp videoyu bozdu biraz ama. Evet, Clyde'ın krallığına girdik. Evet, Clyde çatısının tepesinde. Oo, baya güçlü bir ordusu var sanırım, vampir çocuklar. Evet, vampir çocuklar. Aha, Craig de onların tarafına gitmiş. Saat geç oldu. Artık gece olduğu için yapmamız gerekiyor. Maceramız yarın devam edecek muhtemelen. Ve 9 level olduk. Biz de eve gitsek iyi olur. Cezalandırılacağız yoksa. Biraz fazla ileri gittim sanırım. Burası mıydı acaba? Yok, hayır. Burası Budderson eviydi. Doğru yere geldim. Hayır, yanlış yere geldik. Hem de çok yanlış yere geldik.
Şunu kullanamıyoruz daha. Şu an yani daha durduk yere kayboldum. O zaman burasıydı ya. Yok, burası da değilmiş. Çok komik şu an düştüğüm durum. Yanlış hatırlamıyorsam artık burası. Adeta durduk yere kayboldum yani. Ha? Neler olmuş burada ya? Cezalandırıldık bile. Bakalım yine uzaylılar tarafından kaçırılacak mıyız gece? Yani gelecek muhtemelen bir şeyler olacak. Ama ne olacak? Ha Don çalan yüceler, evet. Yine bir South Park geyiği. Bu cüceler sürekli olarak South Park çocuklarının eşyalarını çalıyorlardı. Geceleri gelip. Bunlara da yer verilmiş. Onlarla kapışacağız. Bakalım ne gibi yetenekleri var. Muhtemelen buna karşı zayıflıkları vardır. Hepsinin olmasa da. Aa, direkt öldü ya. Hiç kullanmamıza gerek yokmuş bile. Oo, hepsi de sağlam büyüler kullanıyor gibi. Oha. Hemen şöyle ikisini beraber. Oha, arkadakine 500 damage vurduk bu arada. Oo, debuff veriyor. Ama işlemedi. Savundum sanırım. 2900 ve bu cüceleri de indirdik. Bakalım ne olacak? İşte dereceleri merak ediyorum. Ve küçüldük, biz de cüce olduk. Şu an daha eşit bir mücadele olacak muhtemelen. Yani yine biraz da olsa zorlanacağız gibi. Hepsi artı buff aldı. Bu sefer korunsak iyi olacak. Bu sefer zarar veriyorlar bize. Şükür boşun içelim de. Fazla zarar görmeden. İkinciyi çok erken vurdu. Sonuncu vuruş daha doğrusu. Oha. Hemen bir health potion. Bir şeyler yapmak da zorundayım. Şu arkadakine vursam iyi olur. İki debuff yedi. Muhtemelen bir sonraki tur ölür. Yani boşu boşuna vakit kaybı. Bu savaş. Oo. Eğer bu saldırıyı da fena ile yersem. Yok, yememem iyi oldu. Hiç uğraşmadan large kullanacağım. Bayağı hasar gördük çünkü. Şuna da aynı şekilde. Perfect. Aynen, ikisi de tek bir turda bir öldü debuff'un etkisiyle. Aa, kaçtılar. Ben de girerim oraya. Şu an küçüldüğümüz için onların girdiği yere giriyoruz. Oh. Öldük.